Bir video sorumuz varmış. O soruyla devam edelim. Hocam iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama benim gerçekten bir sorum olacaktı. Ben karşı cinsten sadece sevgi istiyorum bir bayan olarak. Ve karşı cins her zaman cinsellikle yaklaşıyor. Yani bütün erkekler mi böyle acaba? Ve neden böyle? Yani gerçek sevgiyi nasıl bulacağız? Ne yapmamız lazım? Hiçbir zaman sevilmeyecek miyiz? Gerçekten hani bu sevgiyi nasıl bulabiliriz? Hocam ne olur bu soruma cevap verebilir misiniz? Lütfen. Gerçek sevgiyi nasıl bulacağız diyor hocam. Yani evlilik düşünüyor diyelim ama genelde sevgiyle yaklaşmıyorlar. Başka duygularla yaklaşıyorlar. Ama ben de gerçek sevgiyi istiyorum, hakiki sevgiyi istiyorum. Bu gerçek sevgiyi nasıl bulacağız diye soruyor hanımefendi. Allah hanımefendi doğru söylüyor tabii. Doğru söylüyor. Rabbimiz ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvaca. Şu da benim varlığıma delil diyor ya. Allah kendi varlığına delil gösteriyor. Kendi cinsinizden eş verdim. Cin değil, melek de değil. Kendi cinsinizden eş verdim. Niye verdin ya Rabbi? Liteskunu ileyha. Huzur bulasınız diye verdim. Ha, şimdi buradan Allah'ın kelamından çıkardık bu manayı. Mutluluk nikah gölgesindedir. Ya. Mutluluk nikah gölgesindedir. Aranızda sevgi olsun, saygı olsun diye kendi cinsinizden eş vermiş olmam benim varlığıma delildir. Yani o yüzden müminin dünyadaki cenneti aile yuvasıdır. Bizim milletimizde aile kutsal. Dede Korkut öğütlerine bakın. Şakağın da ağırsa baba güzel. Ak sütünü doya doya emzirse ana güzel. Helalli güzel. Yan tarafta yapılsa gelin odası güzel. Sevgili kardeş güzel. Hiçbirine benzemedi cümle alemleri yaratan Allah. Allah güzel. Ey Allah'ın Resulü, bize dünyadan ne tavsiye eden? Üç şey tavsiye ederim. Allah'ı seven bir gönül, Allah'ı anan bir dil, kişinin mutluluğuna mutluluk katacak saliha bir eş. Saliha eş nasıl olur ya Resulallah? Yüzüne bakarsan seni sevindirir. Emredersen itaat eder. Kocasının gıyabına malını ve iffetini korur. Hadis-i şerif. Ya hadis-i şerif ya. Peygamber Efendimiz Ya. buyuruyor. Yani demek ki yaratan böyle diyor. Sevgili Peygamberimiz böyle diyor. Ve devlet olarak, millet olarak böyle bir yuvaya ihtiyacımız vardır. Böyle bir yuvaya ihtiyacımız vardır. Yani bilmem ki vakti çok mu kullanıyoruz Muhsin Bey. Buyurun Yani hocam. bakın şu Hasan Onbaşı'nın anasının, Hasan Çavuş'un anasının mektubuna bakın. Geçen gece ben bu cengin rüyasını görmüştüm. Sevincimden ağlayarak hayır diye yormuştum. Sağ elinde yükselmişti o sancak. O sancak ki Müslümanın şanlı namus gömleği. Cana minnet bilin anın uğrunda ölmeyi. Sen düşünme millet bize canı gibi bakıyor. Bolluk şükür zat zahire her taraftan akıyor. Eğer köyde ölen kalan var mı diye sorarsan, eşi dostu hatırlayıp anarsan, muhtar gelin Ahmet şehit olmuş, haber geldi dün. Şenlik oldu, mevlüt oldu, düğün oldu bütün gün. Köy giyindi, kuşandı, hep namazgaha gittiler. O şehidin rahmetullah duasını ettiler. Ne diyor? Oğlum köydeki haber bu. Muhtarların Ahmet'in şehitlik haberi geldi. Saçımızı başımızı yolmadık. Bağrımıza kara taşlar çalmadık. Ahmet'in anasını tebrik ettik. Oğlum senin şehitlik haberin Allah gelirse ben de onu Allah. yaparım. Allah Allah. Şehit Ahmet'in kardeşi ne diyor? O kadar kandı mı bağrın ey çocuk? Ecelin sunduğu şarabı içtin. Sırayı saygıyı unuttun çabuk. Sebep ne? Ağandan ileri geçtin. Nişanlısı ne diyor? Dedi Ahmet beni artık ahirette beklesin. Ben onunum utanmasın. Beni haktan istesin. Kaderim bu.
Şehit olmuş benim şanlı yiğidim. Kız kalırım varmam ere. Ben de canlı şehidim. Allah Allah. Şuna, şu aileye bak. Subhanallah. Bu aile ile milli mücadelede zafere ulaştıysak, Çanakkale geçilmez dedirttiysek, işte böyle sağlam aile ile yani. Ailemizde saygı vardı, sevgi vardı. Ümitsiz değiliz. Şimdi de öyle. Ben askerlik yaparken bu bizim Mustafa Bey'in hemşehrisi Yozgatlı. Ben de Kayserliyim ya. Hemşehrilik havasına girdi. Onbaşı adaylarını seçiyoruz üsteğmerimle. Kulağıma eğildi. Ne olur beni seçme dedi. Ya oğlum aslanım. Onbaşı yapacağız işte, daha iyi değil mi? Niye seçme diyorsun dedim. Benim anam dedi beni asker ocağına gönderirken oğlum nöbet tut dedi. Allah nöbet Allah. Tut. Allah Allah. Şu saflığa bak ya. Yani onbaşının nöbeti nöbet değil mi? Çavuşun nöbeti nöbet değil mi? Her yok. Anam bana nöbet tut dedi diyor. Ne olur beni onbaşılığa seçme diyor ya. Şu saflığa bakın. Ana bu ruhu veriyor işte yani. Mevla razı bakın. Olsun hocam. Ya. Allah razı olsun. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.